Herkese sevgiler, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ramazan ayımızı güzel bir şekilde sizlerle birlikte geçirmeye devam ediyoruz. Bugün çok sevdiğim ve özellikle uzun süredir misafir edemediğim ve özlediğim için de ekranlarda buluşturmak istediğim çok sevdiğim bir konuğum bizlerle birlikte. Kendisi çocuk gelişimi uzmanı Gamze Dilara Renklibay. Başarılı ve mutlu çocuk yetiştirmek konusunu konuşacağız. Sevgili Dilara'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Sibel Hanım. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Seni gördüm çok daha iyi oldum. Gerçekten çok yoğunsun. Özellikle yaptığın birçok etkinlikler var. Onları takip ediyorum. Tabii ben seni çok iyi tanıyorum. Yakından tanıyorum. Ama bugün bizi ilk defa izleyen izleyicilerimiz varsa hemen şöyle bir seni tanıtarak başlayalım. Tabii. Öncelikle ben de çok güzel bir aydayız gerçekten. Tüm Konya halkının Ramazan ayının mübarek olsun diyorum. Tabii bu ayın aynı zamanda ruhumuza da çok iyi gelmesini, ailemize, evimize, sofralarımıza bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Gamze Dilara Renklibay, artık tanıyor, takip edenler bizleri. Çocuk gelişimi uzmanıyım ve eğitimciyim. Konya'da mesleğimi sürdürüyorum. Bir kız çocuğu annesiyim. Bu şekilde. Allah başlasın. Sayfan çok ilginç, Working Mom. Working Mom, evet. Evet, belki çok dikkat çekici bir başlık. Özellikle o sayfada yaptığın çok güzel etkinlikler var. Hem bir anne tarafından neler yapılabilir, bir eğitimci olarak neler yapılabilir? Çocuk yetiştiriyoruz, ne kadar böyle büyüttük desek de çocuk hiçbir zaman, biz bile annelerimizin kaç yaşına gelirsek gelelim, hala gözünde 5-6 yaşında ya da 10-11 yaşında kız çocuğuyuz ya da erkek çocuğuyuz, değişmiyor. Ve bu konuyla alakalı çok güzel paylaşımlar yapıyorsun. Ben de büyük bir keyifle takip ediyorum seni. Şimdi dedik ki başarılı ve mutlu çocuk yetiştirmek. Yani şimdi ikisini bir arada bütün ebeveynler olsun istiyor. Hem başarılı olsun, bu başarı akademik başarı da olsun, hayattaki başarısı olsun, işte yaşamış olduğu ortamdaki başarısı olsun ve mutlu olsun. Evet. Yani hepimizin aslında istediği hayattan beklentisi olduğu duygu durumları mümkün mü? İkisini bir arada yapabilmek. Mümkün. Mümkün ama belki zamanlama olarak doğru zamanı seçmek lazım. Yani başarı ve mutluluğun eğer çocuğun ilkokula başladığı dönemde olmasını istiyorsak bu gerçekten başlangıç için çok geç bir tarih. Yani belki de anne karnından itibaren çocuğun o başarısı ve mutluluğu filizleniyor. Fakat biz böyle doğumu bekliyoruz, biraz büyüsün diye bekliyoruz derken baktık artık çocuk yetişmiş, o bir fidan olmuş o filiz. Dolayısıyla doğru zamanı bilmek lazım, doğru yöntemleri bilmek lazım. Bir de annenin iç sesini her zaman duyması gerekiyor. Yani iç sesimizi takip ettiğimiz sürece zaten hepsini başarmak tabii ki mümkün. Evet. Şimdi annelik bize bahşedilmiş en güzel duygulardan bir tanesi. İşte anne karnına bebek düştüğü anda. Bence aslında biz çocukluktan beri annelik dürtüsüne sahibiz. İşte hemen böyle bir evcilik oynadığımızda anne rolüne hemen bürünen kız çocuklar olurduk. İşte sallardık, ayağımıza sallardık, işte onun mamasını yedirirdik. Yani bu doğuştan bize verilmiş, bahşedilmiş çok güzel bir özelliğimiz diye düşünüyorum. Şimdi anne karnından itibaren evet, kaygılarımız başlıyor. İşte çocuğum mutlu olsun, bu dünyaya bir çocuk getiriyorum. Çocuğumu nasıl yetiştireceğim? İstersen bu süreçten başlayalım. Tabii. Aslında şunu demek lazım. Mutlu bireyler ancak mutlu çocuklar yetiştirebilir. Biz kendi bütünlüğümüzü tamamlamadan zaten mutlu bir birey yetiştirmemiz de oldukça zor. Dolayısıyla bir anne öncelikle anneliğe hazır olmalı. Yani kendini hem ruhsal hem fiziksel anlamda hazır hissetmeli. Artık tamam, ben bir evlat sahibi olabilirim ve bunu eşiyle beraber planlayıp gerçekten bunu istediklerinden emin olmalılar. Vakti ve zamanı geldiğinde bir gebelik planlandıktan sonra artık annenin aslında bir çocuk yetiştirirken bütün o varlığıyla, bilinciyle ve biyolojik süreciyle katkıda bulunduğu süreç başlar. Ve anne karnı derken önce bizden istenen şey gerçekten o bebeğe iyi bakmaktır. Yani o gerekli biyolojik koşulları sağlamaktır. Yediğimize, içtiğimize dikkat etmek, beslenmemize, aynı şekilde egzersizlerimize ve ruh halimize dikkat etmek tabii ki mühim. Fakat öyle şeyler vardır ki bunlardan daha da mühimdir. Yani annenin mutluluğu, kaygısının düşük olması, aynı şekilde kendini verimli hissetmesi, üretken hissetmesi. Bunların hepsi belki de biyolojik bir takım şeylerden çok daha etkili bebeğin doğduktan sonraki ruh sağlığında ve gelişiminde.
Ve doğduktan sonra zaten yine aynı şekilde bir beslenme süreci, yine aynı şekilde temizliği, öz bakım becerileri devreye giriyor. Elbette bunlar çok çok önemli ama yine çocukla olan bağımız, annenin babanın çocuğa muamelesi, evin enerjisi, evin huzuru, evdeki yaşanan durumlar tamamen bebeğin gelecekteki mutluluğuna ve dolaylı olarak da başarısına etki ediyor. Evet, anne karnındayken annenin mutlu olması dedik, çevrenin mutlu olması. Yani işte artık eğitimin anne karnından itibaren başladığı uzmanlar tarafından söyleniyor. Yani annenin sıkıntılı bir gebelik geçirmesi ya da işte çevresinde yaşamış olduğu olumsuz ortamlar. Yani belki çok basit olaylar bile diyebiliriz. Bunlar bebeğin gelişimini etkiliyor mu? Tabii ki. Yani şöyle, bebek bizimle bir bütün. Tabii ki de kaygıyı ve stresi hayatımızdan tamamen yok edemeyiz. Yani böyle bir şey zaten bir imkansız durum. Ama bunu minimuma indirmek anne için çok çok önemli. Ve bebek 6 aydan sonra dışarıdaki her sesi duyabiliyor. Yani annesinin sesini, babasının sesini, etrafta dönen sesleri, her şeyi duyabiliyor ve aslında alışıyor. Yani o dış dünyaya alışmaya başlıyor bebek. Ve doğum süreci, özellikle biz şöyle deriz, çocuklar doğduktan sonra ilk 3 ay kendini anne karnında gibi hisseder. O yüzden o annenin sıcaklığına, şefkatine çok ihtiyacı vardır. Kucak ister. Aynı şekilde babasının sesini duymak ister, çevresinde olan olayları duymak ister. Yani alışılagelmiş şeyler ister anne karnındaki haliyle. Dolayısıyla o ilk 3 ayı da bir anne karnındaki süreç gibi düşünebiliriz. Doğru, onun için çok uyurlar. Evet. Biraz böyle o beslenme öncelikli evet. olur. Bu süreçte gerçekten iyi bir hamilelik, iyi bir gebelik süreci de çocuğun sonraki işte kesinlikle. O bebeklik sürecinde gerçekten etkiliyor. Hatta şunu söylerler, ne kadar doğru bilmiyorum. İşte anne üzüldüğü zaman bebeğin içindeki yaşamış olduğu sıvının da renginin değiştiğiyle alakalı. Çok duyuyoruz gerçekten. Evet. Evet. Yani ne kadar etkilendi işte anne çok mutluysa bebeğin hareketlerinin arttığı, biraz böyle anne mutsuzsa bebeğin hareketlerinin azaldı. Bunlar gebelik yaşayan, bu süreci yaşayan anneler, çünkü uzunca bir süreç, 9 aylık bir süreç, bu süreci yaşayan birçok kadının bildiği şekildedir. İşte canı sıkılır, bebeğin hareketleri kesilir falan ve çok mutlusunuzdur. Yani aslında oradan bir mutluluk arayışı ve mutluluk beklentisi başlıyor. Tabii ki. İnsan olarak, bir birey olarak hep hayatta mutlu olmayı isteriz. Yani önceliklerimizden bir tanesi. Peki çocuk doğduktan sonraki aşamada biz mutluluğu, işte dedik ki ev ortamında, iyi bir aile ortamındaysak, çevreyle bu uyumu sağlamışsak çocuğa verebiliyoruz. Onun dışında ekstra çaba sarf etmemiz gerekiyor mu? Tabii ki. Yani şöyle düşünün, bir çiçek bile büyürken ne kadar bir bakım istiyor. Yani sadece su vermek, ışığını vermek yetiyor mu? Değil mümkün mi? Değil, evet. Yani mümkün değil. Bir canlı yetiştirirken de bu bir emek isteyecek, bir süreç isteyecek. Tamam, doğurduk bitti değil. Yani eğer ki siz gelecekte evladınızdan bir takım beklentilere sahipseniz, ki bunu birçok ebeveyn o yaşta sorun etmiyor ama bir anda ilkokula başladığında başarı bekliyor, sosyal beceriler bekliyor, uyum bekliyor. Çok normal çünkü anne babasın. Bunu istiyorsak o 0-6 yaşı çok verimli geçirmek gerekiyor. Yani belki de bir ebeveynin çocuğuna yapacağı katkının en büyük oranı, yani %80 diyebilirim buna, 0-6 yaştadır. 0-6 yaşta verebileceğin her şeyi çocuğa verirsen, hem sosyolojik olarak hem ilgi olarak, şefkat olarak, gerçekten sonraki yaşlarda rahat edeceksin. Ben ebeveynlere hep böyle söylüyorum. Yani lütfen özellikle 0-3 yaş, sonra 3-6 yaş. Çünkü 3-6 yaşta çocuk artık kreş ve okul öncesi dönemi yönlendiği için zaten rahatlıyor. Ama o 0-3 yaşı evde verimli geçirdiği anda bilin ki sizin yükünüz azalacak. Yani çocuk büyüdüğünde o çocuğun davranış problemleriyle, akademik süreçleriyle o kadar da çok uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Çünkü birçok eğitimcinin, yani Erikson'dan tutun, dil kuramcılarının, yine gelişim uzmanlarının hepsinin söylediği şey şu. Çocuğun bütün gelişimleri birbiriyle bağlantılı. Yani dil gelişimi, motor gelişimi, aynı şekilde psikolojik gelişimi, hepsinin birbiriyle bir bağlantısı var. Dolayısıyla bunları dört bir taraftan desteklediğimizde, o evdeki süreci verimli hale getirdiğimizde çocuğumuz gerçekten iyi yetişiyor. Bana hep şöyle söylerler, işte hocam biz gerçekten başaramadık işte
akademik olarak istediğimiz yerde olamadık, işte şu okulu bitiremedik. Çünkü ailemizdeki süreç böyleydi falan. Tabii ki bunlar etkili. Ama evladınızın gelecekteki yaşantısı sizlerin yaşanmamışlıkları olmamalı. Yani biz bunu istemsizce yapıyoruz. Yani çocuk psikolojisinde de, yetişkin psikolojisinde de şöyle bir şey var. Kendi gerçekleştirmeniz bazı şeyleri evlatlarımızdan bekliyoruz. Yani ben yapamadım ama benim fırsatlarım yoktu. O yapabilir çünkü ben ona onları sunuyorum. Her şey şartlardan ibaret değildir. Çocuğunla bakışman, gülüşmen, onunla oturup sohbet etmen, ses tonun, dokunuşun. Evet, bunların hepsi o kadar etkili ki bir yemekten, belki bir uyku süresinden daha etkili olan şey varsa annenin babanın çocuğuyla geçirdiği vaktin kalitesidir. Evet, bu çok, çok vakit önemli. Geçirmek değil, kaliteli vakit. Kaliteli vakit, kesinlikle. Yani onu mesela şöyle anlıyoruz. Anneler diyor ki, hocam biz sabahtan akşama kadar evdeyiz, beraberiz. Hı hı. Pekala. O zaman bu vaktin ne kadarı çocuğunuzla oturup beraber bir oyun oynadınız? Yani yere oturup bir oyun alısına beraber ne yaptınız diyorum. Kendi düşünüyor, kendi bir şeyler yaptı. Ben yemek hazırladım, ütü yaptım, çamaşırları yıkadım. Evet, tamam, tabii ki bunlar da olacak işin içerisinde. Evet diyorum, ne kadar? Bugün hiç yapmadık aslında bunu. Evet. Çünkü benim yetiştirmem gereken şeyler vardı. Ev işleri yetişir, ev işleri bir şekilde tamamlanır. Çünkü bu bitmez, hiçbir zaman bitmeyecek evin işi. Ama gerçekten çocuğun ihtiyaçları o yaş dönemi bir daha gelmeyecek. Yani biz kirlenen evler olsun istiyoruz gerçekten. Çocukların böyle düşünmeden dağıttığı. Çünkü o ev toplanacak. Yani bu mutlaka olacak. Biz sadece o anın keyfini çıkaralım istiyoruz. Bir daha onlara hiç dönemeyeceğiz çünkü. Evet, yani eve gelen bir çocuk işte tenceredeki ne yemeği olduğundan ziyade annesinin nasıl karşıladığıyla evet. daha çok ilgileniyor. Çünkü kesinlikle. Biz... İşte ekmeğin üstüne sürülmüş salçayla büyüyen bir nesil. Evet. Yani çocuk her şekilde doyuyor. Evet. Ya da evin dağınıklığından kimse ölmüyor. Ama ilgisiz kalan ve sadece işte bu çerçevede dönen ebeveynlerin çocukları ileride mutsuz bir birey olarak dönmüş oluyor. Peki şöyle akla gelebilir. İşte ben evde işte temizlik mi yapmayacağım, yemek mi yapmayacağım? Peki şunu çocuklara dahil edebilir miyiz? İşte yemek yaparken atıyorum bir... yemek yapacağız, köfte yapacağız. Çocuğumuzu işte o böyle köfteden verip hadi sen de bunu yap demek bir etkinlik midir? Tabii ki bir etkinliktir. Çocuğu yaşam becerilerine hazırlayan her şey bir etkinliktir zaten. Yani orada biz şey düşünüyoruz aslında bazen. Ya eline verdik çiğ et, yani biz o kadar detaya giriyoruz ki. Gözümüzün önünde olan bir şey, müdahale edebileceğimiz bir şeyse eğer çocuğumuz şurada, evet o hamurdan bir parça aldı. Biz onu kontakla takip ediyoruz. Oynuyor, bir şeyler yapıyor, motor becerilerini geliştiriyor. Biz de bir taraftan yemeğimizi yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de bu bir etkinliktir yani. Fakat etkinliklerin derecesi de önemli. Yani bunlar bittikten sonra, bakın ben hep söylüyorum, bir 20 dakika oturun telefon almadan, o televizyon ekran açık olmadan. Çocuğunuza sadece günde 20 dakika, bunu iddia ediyorum yani, fazlasına gerek yok. Beraber oturup gülerek, eğlenerek... Bir oyun oynayın. Yani 20 dakika nedir ki düşündüğümüzde hayatın içerisinde? Hiçbir şey. Ama o telefona dokunulmayacak. Yani o televizyon açılmayacak. Onun oyuncaklarını oynayabilirsin, evcilik oynayabilirsin, beraber hamur yapabilirsin. Bu tamamen senin yaratıcılığına kalmış bir şey. Ama oradaki göz teması, gerçekten oradaki konuşmalar, gülüşmeler, o çocuğun benliğini öyle bir kazanıyor ki mutlu olan çocuk zaten başarılı oluyor. Evet. Yani biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bir çocuk eğer mutluysa, verimli vakit geçiriyorsa ileride zaten başarı geliyor. Belki bizim beklediğimiz yönde bir başarı olmayabilir. Yani belki ben çocuğumun mühendis olmasını istiyorum ama benim çocuğum çok iyi bir ressam olacak. Bu yetenekle alakalı, doğuştan getirdiği bir şey ama başarılı olacak mı? Günün sonunda mutlaka başarı o çocukla olacaktır. Evet. Şuna temas etmiştim, bu çok güzel bir şey. İşte biz çocukken yapamadığımız şeyleri çocukların üzerinden bunu götürmeye çalışıyoruz ki çocuk belki o alanla alakalı hiçbir yeteneği yok ya da ilgisi yok diyelim. Yetenek belki belli bir şeyden sonra kazanılabiliyor ama ilgisi yok. Yani buna dikte etmek ya da işte illa tıp okuyacaksın, mühendislik okuyacaksın gibi mutsuz bireyler çevrede görüyoruz. Sonra ileride meslekler edinilmiş, başarı sağlanmış ama mutsuz bir birey olarak hayatımızda görüyoruz. Evet. Peki çalışan anne olmak? Yani
Hep benim böyle yıllardır, sen de çalışan bir kadınsın ve izleyen birçok çalışan kadın da var. Tabii ev hanımları da bu noktada çalışan kadın. Onlar da çalışan kadın tabii ki. Ve hiçbir zaman ben evde olduğumda daha çok çalışıyorum. Hep bunu söylüyorum. En azından dış hayatta çalıştığımızda evin biz kapısını kapatıp çıkıyoruz. İçeride ne olduğunun önemi yok. Ama ev kadını olmak çok başka bir meziyet gerçekten. İşte evin işi bitmez bir türlü, işte şurayı da toplayayım bunu da yapayım, hiçbir zaman bitmez. Buradan bütün ev hanımlarına da saygıyla hürmetlerimi göndermiş oldum. Peki çalışan anne olmak. Birçok kişinin özellikle ilk çocukta hep vicdanen kendini sorguladığı bir mevzudur. Ben hala sorgularım mesela. İşte hatta program öncesinde de konuştuk. Bir sene bebekle vakit geçirmek. İşte ya da iki sene mümkünse o bebeğin en çok ihtiyacı olduğu dönemleri geçirebilmek bu noktada çok önemli olduğunu söyledik. Çalışan anne olmak. Çocuğun mutluluğunu, başarısını etkiliyor mu? Evet. Ben burada her zaman doğruları söylemek gerektiğini düşünüyorum. Çalışan anne olmak değil de mutlu anne olmak çocuğun psikolojisini etkiliyor. Yani ben evde gerçekten kendimi verimli ve mutlu hissedebiliyorsam eğer, ev hanımlığından memnunsam, ev içerisindeki süreçten memnunsam, ben çalışmaktan, gerçekten evin dışında bir şeyler yapmaktan belki hoşlanmayabilirim. O zaman tabii ki de evde olacağım. Fakat bazı kadınlara da çalışmak çok iyi gelir. Sosyalleşmek, verimli olmak, ailesi biliyorsunuz hani zamanda onun için çok büyük fedakarlıklar yaptı ve bir üniversite bitirdi, bir meslek sahibi ve bu mesleğini icra etmek istiyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Birçok çalışan anne var, ben de çalışan anneyim. Dolayısıyla işe de dönmek istiyor bir taraftan. Bizim burada kritik süreç dediğimiz bir zaman var. Eğer bebeğimiz gerçekten sağlıklıysa, her şey yolundaysa kritik bir zamanlama var. Bir kere 0-3 ay gerçekten kritik bir zaman. Yani dedim ya anne karnında gibi düşünüyor bebek kendini diye. Dolayısıyla o 0-3 ayda annenin tabii ki çocuğuyla beraber olmasını bekliyoruz. Yani mümkünse şartlar. Bir de 3-6 aylık dönem var. Bu da bir o kadar önemli. Artık 5-6 ay itibariyle çocuk ek gıdaya başladığı için aslında anneden bağımsızlığı bir tık daha artmış oluyor. Yani o devamlı kucakta ve emzirme modundan çıkıp artık bir tık daha çocuğun işte oturabildiği, ek gıdaya başlayabildiği bir süreç başlıyor. Hele ki 6 aydan sonra biraz daha rahatlık veriyor. Fakat çocuğun benlik gelişimi, yani özbenliğini tamamlaması 0-2 yaşa tekabül eder. Yani biz isteriz ki keşke her anne 0-2 yaş aralığında evladını büyütebilecek haklara sahip olsa, çalışsalar dahi bu hakları korunsa o annelerin. Ücretsiz izinler var biliyorsunuz. Evet. Artık devletiniz bu imkanları kamuda bize sunuyor. Kamuda böyle bir hizmet var. Evet, kamuda var. İnşallah ileride özel sektörde İnşallah. De olur. İnşallah. Bekliyoruz merakla. Kesinlikle, çünkü çokça özel sektörde çalışan annelerimiz de var. Dolayısıyla 2 yaştan sonra zaten artık bir annenin çocuğuna verebilecekleri çok kısıtlanıyor. O çocuk artık sosyalleşmek istiyor. Yani o güvenli bağlanma sürecinden çıkıyor. Annesiyle de güzel vakit geçirdiyse zaten yavaş yavaş böyle dönemsel bir şekilde kısa zamanlı kreşlerde, kısa zamanlı atölyelerde çocuk artık yer alabiliyor. Çünkü evde ne yapabilir? Yani zaten yapabilecekleri kısıtlı. Artık ne yapacak? Akranlarıyla oturacak, materyallerle oynayacak, öğretmeniyle oyunlar oynayacak. Yani hele ki 3 yaş itibariyle kesinlikle çocuk kreşe başlamalı. Biz bunu anne çalışsın diye söylemiyoruz. Biz bunu çocuk sağlıklı bir şekilde gelişsin diye söylüyoruz. Burada mesela en büyük yapılan yanlışlardan biri 6 yaşa kadar beklemek. Mesela diyorum ki ilkokuldan önce ne kadar okul öncesi eğitimi aldı diyorum. 1 yıl diyor anne baba bana. Neden? Peki o yaşa kadar ne yaptı diyorum mesela. Evde babaanneyle büyüdü. Babaanne aktivite, işte anneanne aktivite yapıyor mu veya bakıcı yapıyor mu? Yani hocam yapabildikleri kadar. Şimdi bunun yerine o çocuk güvenli bir ortamda, temiz şartlara sahip, bakımlı bir ortamda, öğretmeni ve arkadaşlarıyla beraber günlük aktivitelerini yapsa, sosyalleşse o çocuğun becerileri daha da artmayacak mı? Yani tabii ki de artacak. Dolayısıyla biz 3 yaş itibariyle çocukların artık mutlaka önce yarı zamanlı, sonra tam zamanlı kreşe başlaması gerektiği, daha sonra ana sınıfı ve sonrasında ilkokul bekliyoruz. Eğer başarılı bir ilkokul çağı, iyi bir üniversite, akademik başarısı yüksek bir çocuk istiyorsanız eğer, yaş dönemlerine uygun kritik yapılması gerekenleri yapmak zorundayız Sibel Hanım. Yani 7 yaşına başladı, işte
ilkokula başlasın. Böyle bir şey yok. O süreçleri böyle geçerse hızlıca, önemsemezsek maalesef akademik başarı akabinde çok zor. Evet. Yani anne diyor ben çalışmıyorum. Çocuk 6 yaşına kadar evde ve paylaşım da olmuyor galiba. Sonrasında işte gittiğinde anaokulda işte hani o paylaşımları görmediğimiz ya da zor adapte olan çocukları da görebiliyoruz. Peki bakıcı konusu. Özellikle yani hani büyüklerin olması da tabii ki çok büyük bir artı. Kesinlikle. Ama bu noktada yani bu dengeyi nasıl sağlamak lazım? Özellikle bakıcı olayı, anneanne, babaanne olayı. Biraz anneler bundan dolayı da işte çok böyle kafaları karışabiliyor yani. Evet. Ben şimdi her iki durumu da yaşadığım için biliyorum. İşte kreşe de gönderdim. İşte bir dönem babaanne baktım, bir dönem bakıcımız vardı. Yani şimdi bu süreç nasıl geçmeli? Ya anne burada nerede olmalı ya? Çocuk böyle hani o konuda işte bazen terk edilmiş ya da bırakılmış gibi hissetmeme duygusunu vermek için ne yapmak lazım? Yani şöyle, eğer 0-2 yaşta güvenli bağlanma oluştuysa zaten çocuk kendini terk edilmiş gibi hissetmeyecek bir kere. Bu çok önemli. Evet, bazı annelerimiz mesela gerçekten sağlık personelleri yani gece gündüz çalışan anneler var. Ben bu noktada da annelere böyle haksızlık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani başlayabilir, 6 aylıkken de başlayabilir, 1 yaşındayken de başlayabilir. Önemli olan mesela o süt üzümleri değerlendirildi mi? Akşam gelince çocuğuna vakit geçirebildin mi? Ve sen yokken çocuğuna güvendiğin, onu seven ve öz bakımını iyi yapabilecek birisi baktı mı? Tamam. Gerçekten iyi bir annesin. Yani bunun peşine düşme artık. Evet. Hani çünkü belki de ben şöyle düşünüyorum. İşe başladıktan sonra ben de kızımı ilk kritik dönemde kendim büyüttüm. 1 yaşına kadar sonrasında ben de destek aldım. Tabii ki hem aile büyüklerinden hem bakıcı desteği aldım. Ama 3 yaşında kreşe başladı kızım. Tabii bizim çocuklarımız hep pandemi çocuğu. Yani evet. O kritik dönemi pandemiyle evde geçirdiler ama ben o evde dahi elimden geldiği kadar onun duyularına hitap eden şeyler yapmaya çalıştım. Birçok çevremdeki anneye de bunu zaten tavsiye ettim. Burada vicdanımızı devreye sokacaksak eğer o geçirdiğimiz zamanlarla değil de ah bu zamanı geçiremedim, böyle yapamadım değil de o kısacık geçirdiğimiz vakitleri iyi değerlendirerek sokmalıyız o vicdan devreye. Yani o aslında konuşan ses bizim vicdanımızın sesi değil. Yani o sadece bizi bazen anksiyeteye düşüren o ses yani. Onu çok da dinlememek lazım bir yerde. Daha pozitif düşünmek lazım. Ben şöyle bir çocuğuma baktığımda onun mutlu ya da mutsuz olduğunu anlayabilirim. Siz de anlayabilirsiniz evet, diye düşünüyorum. Çok doğru. Mesela çocuk eve geldiğinizde çalıştınız, eve geldiniz. Bakıcı bakıyor veya büyükler bakıyor. Birazcık size naz yapacak. Yani o kapıdan gelince bir süresin yüzünüze bakmayacak. Tabii ki de yani bu da bir güvenli bağlanma. Yani çünkü sen gittin. Onunla olmadın ya. Yani orada biz seni önemsiyorum mesajı veriyor. Biz şundan korkarız. Hiç sizin geliş gidişlerinizi hiç umursamıyorsa bakın bunu devreye sokun siz. Ya anne gitti mi? El sallama yok. Azıcık bir gözyaşı dökme yok. Endişelenme yok. Umursamıyor. Yani bu da bağlanmada ciddi bir problem aslında. Anne geldi yine umursamıyor. Çünkü normalde bebek anne geldiğinde heyecanlanır. Saatini bilir. Tabii bilir. Yani veya işte baba geldiğinde de aynı şekilde heyecanlanır ve anne giderken de birazcık üzülür. Hatta azıcık da ağlar. Yani bunu bekleriz. Önemli olan o ağlamayı çok uzatıyor mu? Yani o böyle bir 5 saatler, 3 saatler, 2 saatler sürüyor mu? Bu ağlama kısa süreli olabilir. Bunda endişe etmeye gerek yok. Ve bakıcı konusuna gelecek olursak ben hep şunu diyorum. Her olayda olduğu gibi aslında çünkü ben öyle yapıyorum. Ruhum, gönlüm, kalbim eğer o kişinin benim için doğru kişi olduğunu söylüyorsa bu anlamda diyorum ki evet güvenebilirim. Ama şunu da değerlendirmek lazım. Her zaman anneanneler, babaanneler, aile büyükleri o çocuklara çok büyük bir özveriyle bakacaktır. Doğru. Yani eğer varsa onların desteği değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Ben hep değerlendirdiğim için söylüyorum. Çünkü varlıkları çok güzel. Bu anlamda eğer bize destek olmak istiyorlarsa onların da torunları tabii ki seve seve olacaklar. Bir de şuna dipnot geçmek istiyorum. İşte bazı annelerimiz böyle tabii ki evlat yetiştirirken çok hani dikkat ediyor artık. Çünkü kendi yaşadığı sıkıntıları evladının yaşamasını istemiyor. Orada da bir empati süreci var. Diyor ki yani aslında diyor hani annem çok da eğitimli birisi değil. Yani ya da annemin bazen ağzından böyle tehdit var şeyler çıkabiliyor. Geleneksel şeyler yaşatabiliyor. Ben de şöyle diyorum. Hiçbir çocuk anneannesini, babaannesini, dedesini birinci model olarak almaz.
Her zaman siz onun için rol modelsiniz. Her zaman babasıyla sizin davranışınız önemli. Yani kaçımız anneannemizin, babaannemizin "aa bana şöyle yapmıştı" falan diye. Doğru. Yani anne ve babadır bizim için kritik kişiler. Doğru. Dolayısıyla o detaylarda çok fazla kaybolmamak lazım diye düşünüyorum. Evet, bakıcı konusunda da bu tedirginlikler olabiliyor. İşte bakıcının konuşmasını kapabilir ya da işte hani bakıcının işte belki de hani eğitim seviyesini çocuk örnek alabilir. Bunlara takılmamak lazım. Biz evet. rol model olacağız. Biz. Çünkü dediğin çok doğru. Gerçekten de öyle. Çocuk ilk rol model olarak anne ve babayı en doğru, yakınındaki doğru. kişileri örnek alıyor. Doğru. Ya bu noktada çalışan anneler lütfen vicdan azabı duymasınlar. Evet. Süreci güzel bir şekilde. Yani bazen öyle bir zaman oluyor ki çalışanlar çok iyi bilirler. Belki izin gününüzde çocukla o kadar vakit geçiremiyorsunuz. O kadar doğru ki. Ama eve geldiğinizde böyle o özlem duygusunun oluşması güzel bir şey mi? Yani ben özlemek duygusunu hayatın her anında çok severim. İşte bir yıllık izne çıkarım. 15 gün işe gelmemişimdir, özleyerek geri dönerim. Çok daha böyle özveriyle dönerim. Hayatımızda özlemek duygusu bu konuda da çok önemli galiba. Yani şöyle, özlem motivasyonu artıran bir şey her anlamda. Yani özlediğin zaman motivasyonun artıyor ve belki orada motivasyon bizim için iyi bir kavram olabilir. Yani evladımıza vakit geçirmek için işte evet şimdi eve gideceğim, hemen üstümü değişip bir ellerimi yıkayıp hemen onunla şu oyunu oynayacağım. Veya işte beraber pankek yapacağız hemen. Bunları söyleyebilmek, bir motivasyon aracı olabilmek tabii ki de güzel. Ve burada sadece anneye değil babaya o kadar büyük görev düşüyor ki. Yani ben hep şunu söylüyorum. Doğan Cüceloğlu'nu da çok buradan analım rahmette. O da söyler. Kadın mutlu olduğunda ev mutlu oluyor diyoruz ya. İşte o kadının mutluluğunu, kadının o özgüvenini, iyi hissetme halini yardımcı olan bir şey. En büyük faktör eştir. Çok doğru, evet. Eştir. Yani eşimiz bizim için bir şeyler yapmak için, fedakarlık yapmak için çabalıyorsa veya biz onu söylediğimizde bunu yerine getiriyorsa, iyi bir baba olmak için çabalıyorsa, anne zaten mutlu olacak yani. Hani beni önemseyen ve bana değer veren birisi var yanımda, yani yalnız değilim. Zaten anne ne zaman mutsuz oluyor? Bütün yükler anneye düştüğü zaman. Yani yoksa anne neden çocuğuna öfkelensin? Yoksa anne neden tükenmişlik sendromuna girsin? Çünkü hem yemeğe yetişmeye çalışıyor, hem işte çamaşır, hem ütü, hem çocuğun ihtiyaçları, hem çocuğun psikolojik ihtiyaçları. Bunlara da yetişiyor. Bir taraftan aynı zamanda bir kadın, bir eş. Bu da var ortada. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum, mutlu evlerin mimarı babalardır. Çok doğru. Yani babalar destek olursa, anne mutlu olacaktır. Anne mutlu olunca zaten o anne evladı için her şeyi yapmak isteyecek. Ben sosyal medya hesabımın adını Working Mom koyduğumda kalbimden bu geldi. Yani çünkü ben her şeye yetişmeye çalışan bir kadınım. Ama eşimin desteği olmasa çok zorlanırım. Mümkün değil yani. Yani çok çok zorlanırım ve aile büyüklerinin desteği olmasa. Dolayısıyla annelere en büyük tavsiyem, lütfen çocuk yetiştirirken o 0-3 yaşta, 0-6 yaşta büyüklerinden ve eşlerinden destek talebinde bulunsunlar. Siz talep edin. Yani bazen her şey istemeden gelmez. Bizim talep etmemiz gerekebilir. Ben bu konuda zorlanıyorum ve benim desteğe ihtiyacım var diyebilmek çok önemli ve hiçbir şey kaybettirmez bizden yani. Zaten bizim doğamız, kadının doğası zaten o dişi enerjimiz buna muhtaç yani. Yardım almak, şefkat. Çünkü şefkat bekleniyor bizden. O şefkat için biz de o şefkati görmeliyiz, almalıyız diye düşünüyorum. Evet. Yani şu mu oluyor kadınlarda? İşte kimseden yardım talep etmeyeyim, güçlü görünme. Evet. Yani bizde bu çok fazla. Yani işte ben bunu çocuğuna bakamadı olayı gibi düşünüyoruz. Yani işte çocuğu, işte o düzeni, o çarkı sağlayamadık. Anadolu'da işte bize hep öğretilen kadın her şeye yetişir. Kadın hiç en güçlü zamanlarda işte hep böyle şeydir yani, diridir. Uykusuzluk bilmez, yorgunluk bilmez, her yerdedir. Bu duygu bazen yoruldum diyebilmek ve destek almak da çok önemli. Bunu söyleyebilmeliyiz. Evet. Bundan çok insani bahsediyorum. Bir şey. Çok normal bir şey. Ben söylüyorum. Ben gerçekten yorulduğumda destek istiyorum yakın çevremden ve bundan çekinmiyorum. Çünkü ben bir insanım ve yorulabilirim. Evet. Dolayısıyla benim en büyük tavsiyem annelere gerçekten artık yani yorulmaya başladığınız anda bunu söyleyin. Çekinmeyin. Ve ben evet kadınların çok güçlü olduğuna inanıyorum zaten yürekten. Çünkü biliyorum içimizdeki o nirvanayı ama yalnız kalarak başarılı ve güçlü olamayız yani.
her zaman bir duvarın tuğlası gibi düşünelim yani. Böyle bir şey. Ve evlatlarımızın mutluluğu da bize çok pozitif yansıyor. O yüzden işte evlatlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani düşünsenize, onların başarıları bizi gururlandırmıyor mu, mutlu etmiyor mu? Yani. Diğer bir konu, başarı dedik. Başarı ve mutluluk dedik. Evet, ama bu bir sehpanın iki ayağı gibi düşünün. Buna bir de üçüncü ayak lazım. O da özgüven. Özgüven. Evet. Son dönemde diyoruz ki yani yeni nesil çocuklarda ciddi bir özgüven var. Doğru mu? Özgüven denmesi doğru olmayabilir buna. Özgüven dediğimiz şey gerçekten bu mu? Bir düşünmek lazım. Çünkü bu artık biraz özgüvenin yanlış anlaşıldığını ve lanse edildiğini düşünüyorum. Yani evin içerisinde imparatorcuklar var. Anne baba da onların köleleri haline geldi ev sisteminde. Yani özgüven bu değil. Özgüven çocuğun kendini iyi hissetme hali, kendini başarabilme yetisini gördüğü halidir. Ama biraz gerçekten bu tabiri caizse bir şımarıklık diyorlar. Yani özellikle eğitim camiasında öğretmenler bundan çok şikayetçi. Yani hocam özgüven deyip çocuğa her şeyi verdiler. İşte şimdi çocuklar hiçbir şey dinlemiyor, sınırsız çocuklar var falan. Ama bu özgüven değil ki. Evet, değil. Bu sınırsızlık. Anne baba zamanında sınırları koyamamış. O çocuğun hiçbir suçu yok. Genelde böyle çocuk üzerinden konuşulduğunda ben çok netimdir. Çocuğun hiçbir suçu yok burada. O anne baba. Anne baba o sınırları çizememiş, zamanında kendi koyduğu kuralları bir yıkmış, sert bir insan olmayı, otoriter ebeveyn olmayı marifet sanmış. Hı hı. Yani bunlar da. Dolayısıyla anne baba önce kendini şekillendirecek, daha sonra çocuk zaten anne babaya göre şeklini alacak. Evet, doğru. Yetiştiğimiz evlerde aslında bizim her şeyimiz oluşuyor. Gördüğümüz rol modellerimizle karşılaştığımız durumlar oluyor. Şimdi özgüven deyince işte bir de çocuklar, yani okullarda özellikle bu çok fazla. İşte biz bir şey söylemeye çok çekinirdik. Yani işte ne bileyim, kızarlar mı, işte bir şey olur mu, hata yapar mıyım? Şimdi kısmen bunu kullanabilen çocuklar başarılı oluyor diyebilir miyiz? Yani bu özgüven duygusunu kontrol edebilen çocuklar. Kesinlikle başarılı olur. Özgüvenli çocuklardan rahatsız olanlar var. Neden rahatsız oluyoruz biz özgüvenli çocuktan? Yani çocuk orada anne babasına ya da öğretmenine gerçekten rahatsız olduğu bir durumdan bahsediyor. Belki de bu başkaldırı olarak algılanıyor özgüven. Hayır, bu bir başkaldırı değil. Çocuk nerede durmasını gerektiğini biliyor ama siz onun sınırlarını ihlal ettiğiniz için size bir yerde diyor ki hayır, bu böyle olmamalı. Yani evet, bu bir özgüvendir ve özgüven tabii ki de başarıyı getirir. Yani biz şöyle düşünelim, her şeyi çok iyi anlayan, harika başarılı biriyiz. İleride çok iyi yerlerden mezun oluyoruz. Hani bu meslek anlamda söylemeyeyim, hani gerçekten çok başarılı oluyoruz. Fakat bulunduğumuz konuma gelemiyoruz bir tür. Yani istediğimiz o alanda yer alamıyoruz. Çünkü neden? İnsan kendini değersiz hissettiğinde, özgüvensiz bireyler bir şeylere sahip olabileceği fikrine çok da inanamazlar. Evet, yani doğru. Potansiyel var çocukta. İşte matematiği full yapıyor, Türkçeyi full yapıyor. Ama gerçekten istediği alanlarda olamıyor. Hep daha aşağıda. İşte burada devreye zaten özgüven giriyor. Kendi ifade edebiliyor mu? Konuşabiliyor mu? Sosyalleşebiliyor mu? Derdini anlatabiliyor mu? Bazı şeylerde hayır diyebiliyor mu karşısındaki kişiye? Şimdi bunların hiçbiri yok ama körü körüne bir akademik başarı var. Olmaz. Sosyallikle desteklemezsek o başarı çok havada kalır. Dolayısıyla çocuğumuzu hem özgüven anlamında destekleyeceğiz hem de akademik başarı zaten gelecek. İyi bir 0-6 yaş geçirirse. Evet. Şimdi son dönemlerde akademik başarı aileler daha mı çok önemsiyor? Yani hayattaki bir başarı var. Hayat yönetimi bilme becerisi var çocukların, bir de. Yani akademik başarı işte çok yoğun bir şekilde çocuğu özel kursa gönderirsiniz, ders aldırırsınız, akademik başarı sağlanabiliyor galiba. Yani akademik başarı birazcık daha yeni nesil ebeveynlerde daha mı fazla beklenti var bu noktada? Aslında artık bilinçlenmeye başladık. Yani ben de bu işin içinde olduğum için artık anne babalar çocuklarına böyle çok da yüklenmiyor. Yani diyor ki hocam, olduğu kadar, mutlu olduğu kadar, yapabildiği kadar ben destek olacağım diyor. Yani bu beni de mutlu ediyor. Yani çünkü artık o geleneksel yapıdan bir çıkmak lazım. Dünya değişiyor, global
artık her şey. Yani küresel bir dünyadayız yani. Her yere bağlanabiliyoruz, her yerle iletişim kurabiliyoruz. Bu çocuğun her zaman Türkiye şartları içerisinde olacağını bilemeyiz. Veya her zaman Konya'da olacağını bilemeyiz. Nerede olacak acaba? Ne yapacak acaba ileride? Dolayısıyla bu evrensel şartlara ayak uydurmak gerekiyor. Ve anne babalar çok bilinçli. Herkesinden benim danışanım, velim, tanıdığım var. Ve hepsinin dediği şey biliyor musunuz? Gerçekten ortak. Diyor ki hocam iyi olsun, mutlu olsun, vatanı millete hayırlı olsun, saygılı bir çocuk olsun, kendini ifade edebilsin, özgüvenli olsun. Kendi alanında iyi olsun. Yani hangi mesleği seçerse seçsin, kendi alanında iyi olsun. Biz yani böyle ekstrem şeyler beklemiyoruz çocuğumuzdan diyorlar. Zaten böyle diyen anne babaların çocukları çok daha iyi yerlerde güzel oluyor. Yerlere tabii ki. Yani evet belki çocuğunuz gerçekten matematiksel zekası örnek veriyorum çok yüksek. Ama siz o çocuğa o kadar çok beklenti yüklediniz ki çocuk kaygıdan dolayı tırnaklarını yiyor devamlı. Saçını koparıyor. Derisini yoluyor. Şimdi bakın bunlar nasıl önemsenmez. Veya çocuk sınav kaygısı yaşıyor. Çünkü aile şöyle diyor yarın sınav var. Aile heyecanlı. Ha, yani ne yapacağız? Ne yapacağız yani? Hani mesela diyor ki çok komik bir tanıdığım şöyle demişti. Hiç uyumadım gece. Neden dedim? Yarın dedi kızımın sınavı var. Tamam. Yani o onun sınavı. Sen uyuyamıyorsan çocuğu nasıl uyuyacak o evde? Bu kadar kaygılı bir anneyle yaşayan çocuk nasıl uyusun yani? Sen o günü rutin bir şekilde geçirip her zamankiyle aynı bir şekilde geçirip yatacaksın yatağına. Kaygılansan da hissettirmeyeceksin. Kendini telkin edeceksin artık. Bir yetişkinsin sen çünkü. Yani biz bazen çocuklara örnek teşkil etmek zorunda değiliz her zaman, evet. Hı hı. Ama doğru noktada doğru şeylerde sergileyemediğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla her zaman sakin ebeveynler, her zaman toleransı yüksek olan ebeveynlerin çocukları uzun vadede çok daha başarılı oluyor. Atıyorum şimdi bizim sınavlar belirleyici diyoruz değil mi? Çocuğun akademik başarısını işte LGS var, ÖSS var. Şu an öyle maalesef. Maalesef öyle ama bunlar da değişiyor tabii ki de biz de uyum sağlıyoruz. Çok çok fazla insan özveri veriyor. Değişecek bunlar ben inanıyorum. Ama sınava giriyor gerçekten atıyorum senin benden çok daha iyi bir derecen var. Çok daha iyi yerlerden mezun oluyorsun ama günün sonunda dediğim şey hani yıllar sonra bir bakıyoruz sen öyle kalmışsın. Öylesin. Ve çok da mutlu da değilsin. Bulunduğun alanda da mutlu değilsin. Kişisel tatminin de yok. Ama ben istediğim yerden mezun olmuşum. Ben kendimi bulmuşum. Yani ben istediğim işi yapıyorum ve ailem arkamda bakın bunu biliyorum. Evet, annem babam benim yanımda. Bir insan bunu bilmediği sürece hayatta asla başarılı olamayacak ve hep bir yere eksik kalacak yani bunu biliyorum. Dolayısıyla işte günün sonunda ben çok daha iyi yerlerde olabiliyorum. Yani diyoruz ki mesela ya bu aslında şurayı bitirmişti ama nerelere gelmiş? İşte o çocuk çünkü güçlü örnekleri bir çocuktu. Çok... Tabii. O kadar çok örneği var ki açın bakın başarılı insan profillerini okuyun hem yurt içi hem yurt dışı. Tamamen bu profiller. Evet gerçekten öyle. Yani dolayısıyla bunları eşlik et yani endişe etmek yerine çocuğumuza o çocuğun ne kadar iyi yaşatabiliriz bunun derdine düşelim bence yani. Evet yani çocuğun başarısını beklentimiz kadar başarısız olduğunda da yanında olduğumuzu. Şimdi bazen öyle çocuklar var ki çok acı şeyler de yaşıyoruz. Benim şahit olduğum olaylar da var. İşte çocuğun belki istediği başka şeyler var. Çok bir başarı sağlayamadı. Hı hı. Bundan dolayı yaşamına son veren çocukları da görüyoruz. Maalesef. Bunların örnekleri çok fazla. Maalesef. Yani biz çok küçük yaştan itibaren çocuğu başarısı kadar başarısızlığıyla da sevgimizi göstermek zorundayız. Ya bu nasıl dengeleyecek veliler? Diyor ki ya ben kızamadan duramıyorum. Yani başarısız olduğunda illa bir tepkimi belli edeceğim. Yani biz hani... Bazen bunu çok olağan karşılamayabiliyoruz. İşte başarısı olduğunda çok mutlu oluyoruz. Havalar açıyoruz. İşte çocuğumuz çalıştı, biz emek verdik. Biz de onunla birlikte gece gündüz uykusuz kaldık. Ama başarısızlık olunca bunu kabul etmemiz daha zor oluyor galiba. Tabii. Çünkü çocuğun başarısı benim başarım. Evet. Çünkü ben de işte bu ebeveyn modellerinde var. Otoriter ebeveyn, demokratik ebeveyn, narsist ebeveyn de deniliyor artık. Yeni nesil sosyal medya kavramlarında doğru, o kadar çok alıştık ki. Doğru, yeni kavramlar çıkıyor. Evet, yani bizim yıllardır bildiğimiz otoriter ebeveyn kavramına artık narsist ebeveynler deniliyor. Çünkü şöyle görüyor, o başarılıysa ben başarılıyım.
O hayatta iyi yerlere geldiyse benim sayemde. Çünkü ben varım diyor yani. Böyle arkada inanılmaz bir kimlik var. Yani dolayısıyla senin dediğin nokta bu arada harika bir nokta. Bizim çok zor başardığımız bir şey. Çünkü hep koşullu sevildik ya ömrümüz boyunca. Hani aman Sibel sen başarılı ol, aman Sibel sen sessiz sakin ol. Seni çok seviyorum o zaman. Ah kızım şöyle sakin ol, ne kadar tatlısın. İşte, doğru, hep böyle oldu. Hep o yüz şekillerimiz, işte ağzımız, burnumuz, kaşımız, gözümüz. Bütün reklamlarda en güzel bebekler oynatıldı hep. Evet, yani doğru. Yani sevmek bile koşulluydu. Dolayısıyla çocuklar, insanlar koşulsuz sevgiyi bilmiyor. Bakın şu an hiçbirimiz, toplumun %80'i ben biliyorum diyen de bilmiyor. Yani kaç kişi sizi hayatınızda siz olduğunuz için sevdi? Koşulsuz seven biri var mı? Çok az. Çok az. Dolayısıyla yeri geliyor anne babamız bile bunu başaramıyor. Dolayısıyla anne baba bunu bilmediği için çocuğunu da böyle seviyor. Başarılıysa. Ama mesela sorsanız bunu ona der ki asla. Ben çocuğumu her şartta seviyorum. Böyle diyecek. Ama aslında işin aslı öyle değil. O da biliyor kalben bunu yani. Yoksa neden çocuğuna bu kadar baskı yapsın? Yani benim çocuğum bir şeyde gerçekten gelip bana şunu söylüyor. Anne diyor bugün biliyor musun işte şu kadar yanlışım çıktı benim. Ben de ona şöyle diyorum. Aa kaç tane doğrun çıktı? Kaç doğrun çıktı? O diyor ki 9 tane doğrun mesela var, bir tane yanlış. Gerçekten tebrik ederim seni. Bazen hatamızın çıkması çok iyidir biliyor musun? Deyip. Pozitif yönde. Çocuğum kaygılanmıyor. Çocuk orada benim nabzımı ölçüyor. Annem bakalım ne diyecek? Beni sevmekten vazgeçecek mi? Zaten ben hep şunu söylüyorum. Çocuklar bize, onlara kızdığımızdan hangi soruyla gelirler? Bir düşünelim. Ne diyorlar? Anne sen beni seviyor musun? Evet. Beni seviyorsun değil mi diye. Evet. Çünkü onlar için verdiğiniz her tepki şu demek. Beni sevmiyorlar demek. Dolayısıyla orada bir duyguya inmek lazım. Yani karşımızda gerçekten yoğrulmamış bir hamur var. Duygu seli var. Yani ona nasıl bunu yaşatabiliriz? Dolayısıyla evet hatalar yapacağız. Bizler de bu yolu ilk kez yürüyoruz. Ben hep öyle diyorum. Kusursuz değiliz. Yani Allah'ın yarattığı canlılarız ve hepimiz kusurlardan oluşuyoruz. Ama bile isteye de kendi canımızdan kanımızdan olan birine yapmamalıyız diye düşünüyorum. Ya da yaptıysak da hani kendimizi de affedip o noktada tekrarlamamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Ara zamanı gelmiş. Ay, yine konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle ebeveynlerimiz lütfen kadın erkek hem anneler hem babalar muhakkak bu programı kaçırmayın. Kısacık bir ara sonrası hemen geliyoruz. Kısa bir aradan sonra devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kıymetli bir konuğumu ağırlıyorum. Gamze Dilara Renklibay bizlerle, kendisi çocuk gelişimi uzmanı. Özellikle başarılı çocukları ve mutlu çocukları konuşmaya devam ediyoruz. Daha doğrusu başarılı ve mutlu çocuk yetiştirmeyi konuşuyoruz. Belki bizler çok başarılı ve mutlu çocuklar olarak yetişmedik. Birçok anlamda da ebeveynler diyor ki benim çocuğum başarılı ve mutlu olsun. Dedik ki eğer biz iyi bir ebeveyn olursak çocuğumuz hem başarılı hem de mutlu olabilir diye, ikisi de bir arada olabilir diye söyledik. Şimdi reklama gitmeden önce şunu konuşmuştuk, başarı ve başarısızlıklar. Yani biz çocuklarımızın başarılarıyla övündüğümüz kadar başarısızlıkların da hayatta olabileceğini, işte bu sadece akademik başarı anlamında da değil, işte ne bileyim çocuk bir girdiği bir spor müsabakasında kazanamamış olabilir. Ya da işte ne bileyim bir arkadaşıyla yaptığı bir işte başarılı olamamış olabilir. Yani bunları hayatın her iki yönünü anlatmak mı lazım çocuğa? Yani aslında hayat hep zıttıklarıyla var. İşte sıcak var, soğuk var, iyi var, kötü var, güzel var, çirkin var. Ya bunları çocuklara böyle empoze etmek mi lazım? Hayat hep zıttıklarıyla var diye. Şöyle demek lazım, bir şeyleri anlatmak, sözel olarak ifade etmek çocuklar için çok da bir şey ifade etmiyor aslında. Deneyim yaşatmak lazım. Yani çocuk başarıyı da tadacak, yeri gelecek, bir oyunda yenilecek veya bir sınavda hataları olacak, başarısızlığı da tadacak. Çocuk her ikisini de tadacak. Yani deneyim kazanmak çok önemli. Dikkat edin, böyle çok fazla bir şeyleri sözel olarak ifade eden anne babaların çocukları bir süre sonra uyarı sağırı olurlar. Artık ne dersen de duymaz o çocuk. Hatta okuldan öğretmenleri şöyle der, ya biz bir şey söylüyoruz ama
duymuyor gibi davranıyor, önemsemiyor, bizi kale almıyor. Yani bu bir anda olmadı ki. Yani o kadar çok uyarıldı ki o çocuk. Oraya elini değme, bunu böyle yapma, şunu şöyle yapma, dur, zıplama, hoplama derken çocuk zaten artık duymaz oldu. Doğru. Dolayısıyla rol modeli olmak, deneyimlettirmek yani bir şeyleri. İşte elini yıka diyor mesela eve geldiğinde. Her gün diyor musunuz diyorum, her gün diyorum diyor. Ben de şöyle diyorum, elinden tutun beraber lavaboya götürün, bir şey demeyin. Birlikte yıkayın. Gösterin. Yıkamıyor mu? Yıkamasın. Yani ben hep şöyle diyorum, bir çocuğun bir davranışını biz takıntı haline getirdik. Diyelim ki bir hareketine odaklandık ve bu bizim için gerçekten büyük bir sorun. Şöyle yapalım, niye bu bizim için bu kadar büyük bir sorun? Bunu düşünelim bence. Yani niye o çocuğun ceketini yere atma davranışı, bu olumlu olduğu için söylemiyorum ama beni niye bu kadar çok rahatsız ediyor? Ben niye bunun için çocuğumla gerilip kavga çıkarıyorum evde? Veya işte masaya oturup ödev yaptırtamıyorum diyor. Yani neden bu davranışı bu çocuk kazanamadı? Hep sebep düşünmek gerekiyor yani. Her şey bir anda olmuyor. O yüzden deneyim çok önemli. Ne yapacağız? Bir şeyin başında oturup o işi tamamlama becerisi bebeklikten geliyor. Doğru. Bir oyunu bitirmek, aileyle başlatmak, tamamlamak, bir puzzle'ı bitirmek, bir kuleyi tamamlamak. Hepsi böyle kazanılıyor bunun, somut deneyimlerle. Yani bir şeyi söyle, söyle, söyle. Hatta büyüklerimizin bir lafı var. Bir musibet bir nasihattan daha iyidir diye. Derler. Yani ne kendimizi bu kadar yormak lazım aslında baktığınızda ne de çocuğumuzu bu kadar çok mücadele içerisine sokmak lazım. Yani bir yerde onların o başarıyı da başarısızlığı da tattığında onların yanında olabilmek, duygusuna eşlik edebilmek, o duyguda kalabilmek önemli. Ben hep şöyle söylerim, yani çocuğunuz yanınızda ağlamak mı istiyor? Ağlasın, siz de oturun yanında durun. Durun yanında. Çünkü dışarıda ağla falan denilir ya işte, hani git odanda ağla. Mesela hep yıllarca böyle bu, hep bu yalnızlığa itildi aslında tabii, çocuklarda. Kesinlikle. Git odanda ağla. Yani belki ben ağlarken... Hı-hı. Senin yanında olmaya ihtiyacım var. Hı-hı. Hani sana reklamda da söyledim. Hı-hı. Bir çocuğu annesi kızar, öfkelenir ama çocuk yine anne diye ağlar. Evet. Yani vazgeçemedi. Çocuk aslında hiçbir zaman vazgeçmiyor. Sevmekten hiçbir zaman vazgeçmiyor. Asla vazgeçmiyor. Belki o an çok kırılıyor ama sevmekten vazgeçmedi. Duygu durumu hiçbir zaman değişmiyor. Birlikte belki şey yapmak, çocuk bir açık git odanda ağla gibi duygu durumları çocukları daha da mı yalnızlaştırıyor? Yani şöyle düşünelim, çocuğun yanımızda ağlaması bizi niye bu kadar çok rahatsız ediyor ki? Ağlasın, üzüldü, canı sıkıldı, ağlamak istiyor. Biz de oturalım ona eşlik edelim yanında. Yani telkin edelim, sırtını sıvazlayalım. Yani hani eğer eşlik etmekse mesele. Çünkü mesela bir matem evini düşünün, insanlar ağlarken şey mi diyoruz orada, hadi çık yukarıda ağla. Demiyoruz. Daha sırtını yani, sıvazlıyoruz, evet, sarılıyoruz, daha tabii, çok birlikte oluyoruz. Yani biz hep başkasını yaparken kendi birinci derecemizde olan birini yapmak çok daha kolay olmalı diye düşünüyorum. Az önce koşulsuz sevgiden bahsettik ya, bir nesil koşulsuz sevgiyle büyüdü, koşulsuz sevgiyle büyüdü. Bu tamamen ebeveynler için geçerli bir şey. Çocuklar her zaman anne babasını koşulsuz sever. Yani çocuk her zaman anne babaya karşı senin söylediğin gibi koşulsuz bir sevgi duyar. Evet. Dolayısıyla anne babalar zaten evlatlarını çok seviyor ama bunu davranışlarımızla da pekiştirirsek daha güzel, çok daha keyifli olur. Evet. Dilerciğim mikrofonu şöyle alalım. Yok, mikrofonun yeri iyi, şöyle koluna takılmasın hemen. Hı, ceketin tamam, içine. Evet, doğal bir yayın yapıyoruz. Yönetmenim söyledi. En sevdiğim şey. Evet, güzel görüntü olsun. Harika. Şimdi özellikle bu konuyla alakalı tabii senin yapmış olduğun çalışmalar var. Hı hı. Bitmeden bunlara da değinmek tabii, istiyorum programa. Kişisel gelişimle alakalı hı hı, senin yapmış olduğun çok güzel çalışmaların teşekkür var. Teşekkür ederim. İstersen biraz bunlardan da evet, bahsedelim. Neler evet, yapıyorsun? Evet. Zaten uzun yıllardır eğitimci olarak çalışıyorum. Çocuk gelişimi uzmanıyım aynı zamanda. Ben aslında çocuklarla çok fazla çalışırken şunu fark ettim. Yani neden çocuk çalışıyorsun Dilara dedim kendime. Yani önce bebeğinlerle çalışmalısın. Yani çocukları hani yap yap çok bozulsun, doğru, yap yap bozulsun. Hani bu böyle bir şey. Dolayısıyla önce ebeveyn atölyeleri yapmaya başladım.
kendim gibi katılımcı uzmanlarla beraber. Daha sonrasında ebeveyn atölyelerinden olay birazcık farklılaştı, evrildi, değişti. Ve dedik ki insanları her alanda bir deneyim kazandıralım kişisel gelişim anlamında. Ve artık bu atölyeler birazcık gelenekselleşti ve biz bunları kişisel gelişim atölyelerine dönüştürdük. Moderatörlüğünü ben yapıyorum, atölyeleri ben planlıyorum. Konuma uygun da mutlaka bir psikolog veya bir kişisel gelişim uzmanı veya klinik psikolog davet ediyorum. Onunla beraber çalışıyoruz ve katılımcılara aslında 1,5 saatlik bir deneyim atölyesi sunuyoruz. İnteraktif bir atölye oluyor. Orada aslında katılımcılarımızın hepsini artık bir çocuk gibi oyun oynatarak ve deneyimselleştirerek bazı şeyleri, bazı arayışları onlara tamamlattırıyoruz. Bunları Atlantis Kültür Sanat Merkezi'nde yapıyoruz Konya'da. Ayda bir kez atölyelerimiz var. Konu ve katılımcılar her seferinde değişiyor. Sadece ben sabitim. Sadece atölyeler bana ait olduğu için ben sabitim ve yerimiz sabit. En son Ben Kimim diye bir atölye yaptık. Mesela içsel yolculuk atölyesiydi bu ve kişinin kendini deneyimlemesi, geçmiş yaşantılarını deneyimlemesi ve keşfetmesiyle alakalıydı. Çünkü artık ben kendim de bir eğitimci olduğum için böyle motamot eğitimler, dümdüz konuşmalar, seminerler, konferanslar tabii ki çok değerli ama işin içine katılımcı girmediği sürece, interaktif bir buluşma sağlanmadığı sürece sıkılıyor. Yani 2 saat bir kişi dinlemek gerçekten biraz böyle yoruyor. Onun yerine o işin içine katılmak, o etkinlikleri beraber yapmak, oyunları beraber oynamak, kimi zaman çok böyle yürekten gelen paylaşımlar yapabilmek, böyle içsel. İnsanlara çok iyi geliyor. Biz orada böyle sanırım 85 kişi civarında bayağı kalabalık bir grupla yapıyoruz bunu. Evet, çok sağ olsunlar. Konya halkı bence gelişime ve dönüşüme çok açık. Yani özellikle manevi şeylere kendine değer veren insanlar gerçekten var burada. Ve böyle şeylere katılım oranı da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sadece yapılsın ve gidelim, bir şeyler kapalım istiyorlar. Ben de o yüzden bu Working Mom kişisel gelişim atölyelerini hazırlıyorum. Yakın bir zamanda da olacak, yine hemen bayramdan sonra. Ne zaman? Tarih belli. 20 Nisan'da Atlantis Kültür ve Sanat'ta yeni atölyemiz olacak. Konu ve katılımcı sürpriz. Sayfadan takip etsen. Senin Working Mom sayfanda. Evet. Working G Mom diye. Orada G var ortada. O da Gamze'nin G'si oluyor. Bu hesaptan takip edilirler ve Atlantis Kültür Sanat'tan da takip edebilirler yine afişlerimizi. Buyursunlar, gelsinler. Daha önce yaşamadıkları bir deneyim yaşayacaklar. Ve gerçekten çok keyifli bir ortamda beraber oluyoruz. Bunların hepsinin ortak bir amacı var zaten. İnsan gelişimine katkıda bulunmak. Evet. Çünkü oraya gelen herkes ya anne baba olacak ya anne baba toplumda bir parçası. Dolayısıyla kendimizi geliştirmek ve bunun için bir adım atmak oldukça değerli ve kıymetli diye düşünüyorum. Evet. Yani burada aslında yeni nesil ebeveynlerin aslında işi çocuğu düzeltmekten ziyade kendimiz düzeldiğimiz zaman otomatik olarak. Yani hep ben şunu söylerim. Bir kişi karşımızda güldüğünde otomatik olarak gülümseriz. Gülüyoruz değil mi? Ya çocuklar da böyle galiba. Yani biz ne zaman mutlu olursak, ne zaman onlara o güzel enerjimizi verirsek çocuklar da otomatik olarak mutlu oluyorlar. Çok doğru. Çok doğru. Gerçekten tabii öyle. Tabii ki. Yani o yüzden kendi deneyimimizi, kendi yolculuğumuzu bir oluşturalım da zaten evladımızla da o yolda yürürüz. Ama önemli, yani düşünsenize birçok insan dünyaya geliyoruz, yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, büyüyoruz ama kim olduğumuzu tam olarak keşfedemeden bazen göç edip gidiyoruz. Yani niye geldim bu dünyaya? Neden varım? Benim mücadelem ne için var? Dolayısıyla bunu keşfetmek çok değerli. Hele ki Konya gibi bir yer, yani burası Rumi'nin başkenti diyoruz değil mi? Yani kendi hayatı boyunca kendini keşfetmeye adamış bir bilgin aynı zamanda. Dolayısıyla insanın kendini keşfetmesi için her türlü adıma açık olması gerekiyor. Çocuklar da rol model alır. Her zaman yetişkinleri, bunu hep söylüyoruz. Ama şunu da söylemek lazım. Her zaman her şeyimize örnek olamayız biz. O kendimize birazcık tolerans tanımak lazım. Yani evet, ben de hata yaparım diyebilmek lazım. Ama dediğim gibi mümkün mertebe ebeveynlere en büyük tavsiyem oturup saatlerce ders çalışmak, ders programı yapmak, o LGS, ÖSS'ye hazırlık falan. O 15 sene boyunca oluşturacağınız çalışma prensibi yerine
0-6 yaşta sağlam temeller attırırsanız çocuğunuza gelişimsel anlamda, yaş grubuna uygun oyunlar oynatırsanız, etkinlikler planlarsanız, bakın ev içerisinde bir mercimeği alıp, 1-2 kilo mercimek veya bulgur düşün, içine minik minik oyuncaklar attınız. Çocuk onları bulurken hem duyuları devreye giriyor, hem sizin yanınızda, hem bir şey başarıyor. Bakın minicik bir oyundan bahsediyorum. Herkesin evinde yapabileceği. Çok kolay yapılabilecek. Çok basit bir şey, yani evet. Oyuncağa bile gerek yok çoğu zaman. Biz oyuncakla büyümedik hiçbirimiz yani. Dolayısıyla o kadar böyle her yaş grubuna doğru o gelişimleri takip eden anneler var ki, babalar var ki inanamazsınız yani. Çocuğun o sürecini verimli hale getirirsek en çok oyunla ve temasla. Oyun ve temas olduğu sürece çocuk iyi büyür ve gelişimini iyi tamamlayan çocuk da zaten ilkokula geldiğinde hem motor becerileri çok gelişmiş olacak, hem zihinsel becerileri gelişmiş olacak, hem de özgüven sahibi olacak. Dolayısıyla bu çocuğun başarısız olma ihtimali yok. Evet. Yani çocuklar bizim hatalarımızı da görüp, işte onlardan ders çıkardığımızı görüp, aslında bu noktada da onlara örnek bir birey olabiliriz. Yani biz hep böyle çocuklara karşı işte, aman çocuklar duymasın, yıllarca bunu dizisinde evet. Ya çocuklar duymalı ve oradan bir ders mi çıkartabilmeli? Yani hani artık ben şunu görüyorum. Yeni nesil anne babalar olarak çocukları böyle bir şeyler duymasın, işte bu gizli kapaklı yürütmüyoruz. Ya ortada yaşasak bile bundan çıkarttığımız dersi çocuk görebildiğinde daha mı başarılı bir birey oluyor? Demokratik bir ortam olduğunda diyelim, yani bir karar verilecek, evet evde bir tartışma yaşanması gerekiyor. Tabii bu bahsettiğim tartışma fiziksel anlamda bir şey değil. Konuşulması, tartışması gereken bir durumsa, çocuğun yaş grubu da uygunsa buna, tabii ki de demokratik bir aile ortamında konuşulmalı, paylaşılmalı, bazen hayal kırıklıkları da paylaşılmalı. Yani biz hep mi mükemmel olacağız? Öyle bir şey yok. Yani çocuğu karşımıza alıp, işte anne, baba, kardeşler, bizim de hatalı olduğumuz bir nokta varsa bunu paylaşabiliriz. Yani evet, bu durum yanlıştı ama ben de bu noktada hatalıydım diyebiliriz. Evet. Çocuk zaten bunu o kadar iyi anlayışla karşılıyor ki seni affediyorum diyor mesela. Yani veya susuyor ergense mesela, oradaki olgunluğu görebiliyor. Ama biz habire ben dedikçe çocuk orada zaten o davranışı modelleyecek. İleride o da öyle bir ebeveyn olacak. Dolayısıyla evet, senin dediğine katılıyorum ama böyle şunu yanlış anlaşılsın istemem. Hani çocuğun yanında tartışalım, kavga da edelim. Yok, öyle bir şey değil bu yani. O değil. Konuşmak, paylaşmak, çözümcülü olmak. Evet, yani hani bazen böyle ufak tefek yaptığımız şeylerde işte ben de hata yapabilirim. Tabii. Ben de insanım. Ben işte hani sanki böyle şey gibi, anneler babalar hiç hata yapmaz böyle gibi. Yani çocuk onu görünce aslında bir insan olarak evet. Annem de hata yapabilir, babam da hata yapabilir ve bunu düzgün bir hale de getirebilir becerisini galiba. Kesinlikle. Bunu işte problem çözme yetisi olması, işte olaya, duruma vakıf olması galiba bu noktada çok çok önemli. Yavaş yavaş programı noktalandıracağız. Tamam. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Özellikle tabii ki dünyaya gelen çocukları yetiştirmek çok kolay bir meziyet değil. Tabii ki tüm annelerin, buradan babaların, bakan kişilerin, bakım veren kişilerin kesinlikle. Hepsinin kalbinden sevgiyle öpüyoruz. Bazen her çocuk şanslı olmuyor. Anneyle babayla bir arada büyüyemeyebiliyor. Ya da anne olmayabiliyor. Belki başka bir koşullarda büyümesi gereken çocuklar olabiliyor. Ama önemli olan kim bakım veriyorsa o sevgiyi, özgüveni ve güzellikleri sunabilmesi değil mi? Bu noktada çok önemli. Tabii ki. Yani bizler evet hiçbir zaman onlara böyle sınırsız bir ortam, sınırsız mutluluk, sınırsız eşya sunamayız. Sunsak da zaten hiçbir anlamı yok. Bunu da söylemek istiyorum. Ama verebileceğimiz bütün ilgi, yani bize ne kadar varsa artık o çünkü herkese göre değişen bir şey o şefkat ve ilgi, vermeye çalışacağız. Ve çocuktan da onun yapabilitelerin dışında beklentilere girmeyeceğiz. Her haliyle kabul edeceğiz. Yani kaç tane evladımız var ki baktığınızda, artık hep çekirdek aileleriz yani. Doğru. Bir tırnaklarına zarar gelsin istemiyoruz. Onlar için çabalayacağız. Strese sokmayacağız. Ne kendimizi ne onları, gereksiz bir strese. Yeterli düzeyde eğitim, yeterli düzeyde öğretim ve bolca şefkat, bolca ilgi. Çocukların sihirli anahtarıdır zaten. Ben anne babaların hepsinin, yani gerçekten anne babaların diyeyim, hepsinin buradan gerçekten bu özveriyi gösterdikleri için büyükleri tarafından, yakınları tarafından da kucaklanması gerektiğini düşünüyorum. Anne babaları böyle diyeceğiz ki, sen iyisin, yaparsın, başarırsın. Her konuda güveniyorum.
Yani o yüzden çevremizdeki anne babaları psikolojik olarak birazcık desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Onlar da iyi olunca çocuklarına mutlaka iyi geleceklerdir. Evet. Gerçekten çok keyifli bir programdı. Çok güzel bir programdı. Özellikle tabii bu süreçte de bizleri izleyen herkese de çok teşekkür ederiz. 20 Nisan'da Atlantis Kültür Sanat Merkezi'nde sevgili Gamze Dilara'nın çok özel bir yine etkinliği olacak. Konuk sürpriz. Evet. Ben de bekliyorum. Yine Atlantis'in sayfasından ve de Working Mom hesabından ulaşabilirsiniz. Detayları takip edebilirsiniz. Sevgili Gamze'nin sayfası o kadar güzel ki. Yani böyle çocuklarla alakalı neler yapabilirsiniz. Bazen işte yaptığımız hatalarla yüzleşebiliyorsunuz. Evet. Paylaşımların o kadar güzel ki takip etmenizi tavsiye ediyoruz. Çocuk gelişimi uzmanı sevgili Gamze Dilara Renklibay bugün yayın konuğumdu. Tekrar sana çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. İzleyen herkese kucak dolu sevgiler ve saygılar. Hayırlı iftarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Tabii ki en büyük teşekkür siz izleyicilerimize. Güzel bir Ramazan ayında sizlerle birlikte buluşuyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.